Biraz da yemek getirecek misiniz? Getiremeyiz. Git kendin al. Ben de geliyorum. Tamam. Hadi çocuklar kalkın. Burada bir tanesi bayılmış galiba. Yok canım. Bak, uykuya dalmıştır o. Ha, yatakta ters dönmüş. Ben de bayıldı sandım. Aa, ne arkadaşlar? Şimdi onları kaldır, hadi bakalım. Ne yapacağız biz şimdi? Şuradan. Evet. Kalem kutu çıktı. Evet, burada bir oyuncağımız var. Yeni aldık Hatice Kübra'ya. Yani bir miktar oynadı ama onunla ilgili size video çekeceğiz yakın zamanda. Burada bir Evet. aslan var. Şimdi bugünlerde evde olduğumuz için eğitimlerimize evden devam ediyoruz. Öğretmenimizin bize gönderdiği bir etkinlik vardı. O etkinlikte bir hikaye yazılması gerekiyordu. Hikayemizi yazdık. Şimdi de Hatice Kübra o hikayeye göre kitabı Resim. resimlendiriyor. İsmi de bakın. Göster bakalım. Evet, Üzgün Kedinin Hikayesi. Hatice Kübra şu an yazmayı bilmediği için onun yerine ben yazdım. Ben mutlu yapmak istedim. Evet. Çünkü sonu mutlu bitiyor, değil mi? Evet. Bakın çok üzgün. İlk başta çok Size de üzgün. anneniz okuyabilir isterseniz. Siz Tamam. okumayı alabilirsiniz. Birazdan seslendiririz. Hikayemizi de okuruz sonunda. Şimdi ikinci sayfayı resimlendirecek Hatice Kübra. Bakın burada. Onu okuyacağız. En son okuyacağız. Arkadaşlarımıza en son hikayemizi okuyacağız. Şimdi burada bir kedi yapman gerekiyor, değil mi bu sayfaya da? Önünde mama kabı olacak ama mama kabında hiç yiyeceği olmayacak. Çünkü Aç kalmış bir kedi çizmemiz gerekiyor hikayeye göre. bir tane de ağaç çizeceğiz. Evet, Ağacın çünkü olsun. dışarıda sokak kedisi. Onu belirtmek için ağaç çizmeyi uygun gördü. Hadi çiz bakalım şimdi. Git ben ağacın kabuğunu böyle bir kitap yok. Bu Hatice'nin kitabı. Ben hiç çizmeli kediyi biliyorsunuzdur. İlk onu yapacaktı ama olan bir kitabı yazmak doğru olmaz. Hatice Kübra'nın kendisinin hikayeyi tasarlaması gerekiyordu. Onun için değiştirdik. Hatice Kübra kendi kafasından bir hikaye uydurdu. Uydurmak güzeldir. Evet. Sana ait oluyor çünkü. Çizmeli kedi bize öğretmen çizmeli kedinin şeyini anlatmıştı hikayesini. Ama Evet, çiz. filmini göstermişti yani. Evet, filmi de var. Çok Çizgi güzel. filmi de var. Ben ilk başta korktuk biz arkadaşlarla. Tabii çok korkunçtu. Ben çok korktum. Ama sonrası güzeldi. Savaşıyorlar. Siz de evde izleyebilirsiniz. Çok güzel. Ay yanlış yaptım. Gülmeyecektim. Alışkanlık. Sürekli ben güldürüyorum. Evet, biraz üzgün olması lazım. Biraz aç olması lazım. Oldu, değil mi? Evet. Aa, biraz siyah gibi. Durmadı mı? Gri mi çizmeyi yapmak istiyorsun? Bir önceki kediyi nasıl çizdin? Ne renk boyadın daha doğrusu? Kahverengi. Koyu şey farklı bir kahverengi ama o sanki ondan değil anneciğim. Ha, Deneyim. o mu? Galiba o. Evet o. Tamam. Onunla boya o zaman. Ki Çünkü. aynı kedi olması lazım. Aa, kulak sen Tamam, eklersin sonra kulaklarını. Hadi boyamaya devam et. çok güzel boyarım ben bu aralar. Tamam. Hatice Kübra resim yapmayı çok seviyor.
Ama Birkaç tane de resim yarışmasında derecesi var Atışa Kübra'nın. evet. Tamam. İlk İlk, başta üçüncü oldu. sonra ikinci, sonra birinci. Evet. Birinci olunca ben çok Üçüncü, sevindim. yerli malı ile ilgili bir yarışmada üçüncü oldu. Vatan ve bayrakta ikinci oldu. Oldu. Gökyüzü ve çocukla ilgili olanda da birinci oldu. Ama şimdi okullar mecburen tatile girince, Evet, biliyorsunuzdur. evet, karantinada olduğumuz için şu an Ve ben 6 yaşındayım. 6 yaşındakiler de çıkamıyor. Benim abim de var. evet. Bunlar 6 söylemiştik. İşte o da çıkamıyor. Bir esine gideceğiz. Oraya da Gidemiyoruz. gidemiyoruz. Ama şu an hastalık geçsin, sonra istediğimiz gibi gezebiliriz. Önemli olan hastalığın gitmesi. Gitmesi. Yaz Hiç kimse. olunca ama yaz olunca virüs gitmeyebilir de. Evet. Onun için evde durmamız gerekiyor. Kimsenin kimseye bulaştırmaması gerekiyor. Siz de böyle evde sıkılmamak için böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Hatice Evet. Kübra etkinlik yapıyor şu an. Öğretmen göndermiş bize. Evet. Ben de oradan. Çok da eğleniyorum zaten. Çünkü resim yapmayı çok seviyor zaten. Çizmeyi ama bazen boyamayı daha çok seviyorum ben. Evet. O yüzden tabletimi ben boyama oynuyorum. Hem de çok güzel. Arkadaşlar böyle yan boyarsanız daha güzel boyayı bakın. Bastırmamıza da gerek kalmıyor. Evet. Şimdi kulak çizelim. Eski maçı. Tam da kedi kulağı aldı. Önüne de bir mama kabı çizebilirsin birazdan. Kulakların kırmızı olsun değil mi? Orada Olabilir. pembe yapmıştım çünkü orada Ha, şey kesili yapmadım. kalemle pembe boyamıştım ama bakın arkaya da geçmedi çünkü küçük bir yerini boyadım. Ama bunda kesili kalem kullanmamam gerekiyor. Evet, kağıdın arkasını önünü birlikte kullandığımız için diğer tarafa geçerse Çok güzel kitabımız oldu. çok güzel olmayabilir. Bu da pasta boya gibi boyuyor. Güzel boyuyor hoca, evet. Bu boyaların hepsi abimden kalma. Birkaç tanesi Olsun. kırık. Kullanabilirim ne sonra. Ben kırmızı Kesinlikle. yapmak istiyorum. Mama Mama kabı. kabını mı? Hı. Hadi yap bakalım. Böyle mama kabı olur Senin, bence. evet. Sen Barbie köpeğin vardı, onun mama kabı gibi oldu, değil mi? Tamam, Şöyle. şimdi aramacın. Sadece tahayyül edip, yani onu hayalinde düşünüp öyle yapabilirsin. Evet. Bu mor, Hatice Kübra kediye kırmızı bir mama kabı çiziyor. Hayalimizdeki gibi çizebiliriz. Ben ilk bunu nerede düşündüm biliyor musunuz? Bu üzgün yerde. Sanki hiç kimse onunla nasıl hani burada hiç kimse onunla oynamaya yazdık. Hiç kimse onunla oynamıyor da bir sokak değil aslında. Sokakta hani bir parti alanı varmış. O oraya girmişti. Onunla kimse oynamıyor gibi düşündüm. Ama onu çizmemiz çok zor olurdu. Evet. Bunları ayırıp. Evet, şimdi burada da bir kız yapacaksın, değil mi? Buraya bir kız yapacak şimdi Hatice Kübra. Köpeğin şey, affedersiniz, köpek Kedi. dedim ya. Kedinin kabına mama bırakıyor yapacak. Ve onu sonra evine getiriyor. Evet. Çünkü ben kediyi çok severim ve o kız da benim. Öyle düşün. İlk kızın elbisesini çizeceğim. Tamam.
Evet, bu sayfamız da bitti. Şimdi arka sayfaya geçiyoruz. Bunları yaparken bunu da kullanmıştık. Onlardan faydalandı. Mama Bu kabı. da frizbisi. Frizbisi, evet. Çok oyuncu bir köpeğimiz var. Şimdi Ben de. hemen arka sayfaya geçelim anneciğim. Burada da Şöyle çekelim. evin içinde bir şey çizebilirsin. Benim kafamda burada bir şey var artık. Tamam, çiz o zaman senin kafanda olanı. Bir tane daha çocuk. Bir tane erkek çocuk dizmem lazım. Tamam, ne istiyorsan yapabilirsin anneciğim. Senin kitabın. Kedi. Kedi pastası. Örtü yapacak mısın oraya? Gerek yok. Tamam. Oraya şey yapalım. Ben üstüne yazı yazarım. Ben bayrağı açık bir renk yapalım. Nasıl bir bayrak yapama biliyor musun? Ya böyle branda gibi oluyor ya. Bak şöyle sarını sarı yap. Şöyle şöyle yap uzunca. Boya. Ben ama içine yazı yazdım da belli olsun. Neyse ben keçeli kalemle yazarım. Hadi. İyi ki doğdun miyav yazacağız. Böyle biraz eğimli yap. Böyle hani ipi böyle asınca hafif böyle eğimli olur ya ip. Öyle gibi yap, tamam mı? Buraya göre yap. Aferin sana. Hadi. Böyle. Dümdüz git. Böyle gibi mi? Evet ama o kadar değil ya. Niye öyle yamuk yaptın? Nasıl yazacağız içine şimdi? Böyle.
Burası da ip. Asılan yer. Bu ya şimdi o çizginin için tamamen numara. Kurşun kalemle de yazabilirsin. Evet, şimdi hafif açık renk olduğu için yazabilirsin. Çok da güzel boya. Evet. Tamam. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Buraya ne yapacağız şimdi? Hediye paketi yapman lazım. Çünkü burada hediye geldiğinden bahsediyor. Burada bir tane ağaç yapacağım. Ağaç bu da renk olsun. Ağaç hangi renk olur? Yeşil. Yılbaşı ağacı yapacağım. Yılbaşı ağacı şu renk olmaz mı anne? Ama yılbaşı ağacı yapmana gerek yok. Çünkü yılbaşı kutlamıyorlar. Onlar doğum günü kutluyorlar. Doğum günde yılbaşı ağacı olmaz ki. O zaman normal ağaç çizeyim. Tamam, olur. Böyle yılbaşı ağacı gibi olsun. Tamam. Böyle biraz yamuk olur. Ağaçlar yamuk olur ya. Hı hı. Çizebilecek misin hediye paketlerini? Hı hı. Tamam. Ben hediye paketi çizmeyi çok iyi biliyorum. Yeşil olmasın. Kırmızı olsun. Olsun. Üstünü istiyorsan ben senin için fiyonk yapabilirim. Ben yaparım. Süpersin ya. Ne renk yapacaksın fiyonkunu? Pembe. Ama bende burada pembe yok. Bu pembeden yap. Varmış. Varmış. Ama var. Olsun, bunu yap. Çok bastırmadan yaparsan bir şey olmaz. Böyle fiyonk olur mu? Çek elini, göremiyorum. Olur. Şey yap şimdi de. Birkaç tane daha yap paket. Çünkü sadece bir arkadaş getirmiyor ya. Bir sürü arkadaş hediye getiriyor ya. Kediler bile getiriyor. Evet. O arkadaşların da kedileri köpekleri varmış. Hepsi kırmızı olmasın ama başka ne olsun? Mor olsun. Evet, mor bir şey olur. Şu koyu mor lacivert gibi olan mordan da yapabilirsin. Biraz farklı bir renk olsun anne. Evet, çok güzel bir renk işte bak. Ama bütün fiyonklar pembe olsun. Tamam. Tek, hep beraber almışlar bunları. Tamam. Bak bu da böyle bağlanıyor ya, orası gibi oldu. Hani kırmızı boyadı ya yanlışlıkla. Bir tane de açık yeşil bir şey yapabilirsin ya da sarı. Evet, çok güzel. Bir tane de sarı yapabilirsin. Sarı hiç kullanmadın, güzel olur. Onu da bu tarafa yap. Evet, bu biraz tombiş olacak. Oo, acaba içinde ne var hediye olarak? Onun içinde ayıcık var. Aa, süper. Kedi ayıcıkları çok seviyormuş. Peluş oyuncak seviyormuş, öyle mi? Hı hı. Çünkü hatıcık gibi hala seviyor. Gözleri döndü çocuğum. Yeşil olmak istiyorum. Hadi son sayfayı da çiz anneciğim, bitirelim. Bir tane kalp çizeceğim. Önce çocuğu çiz bari. Çocuğun kafasını çiz. Sonra çocuğun kafasına göre kalbi eline yerleştirirsin. Şuraya. Kalbi nereye çizeceksin annem? Şuraya. Hı, tamam. Bak şuraya. Tamam, çocuğu çiz. Yüzünü gözünü boya çocuğun. Hele çocuk yüzsüz gözsüz olamaz ya. Çocuk olduğunu anlamazlar o zaman. Ne olur? Kafa olur. Kafa da, çocuk. Ya da armuta ev olur. Hadi. Saftilik.
temiz. Şunu koyalım. Kalp yapmayı böyle bilirim. Ama suratından sesin... geçirmeseydin iyi olacaktı. Ver bir düzelteyim en azıcık. Şöyle yap. Şöyle. Nasıl boyayacağım saçımı? Şöyle şuradan kırmızı kırmızı böyle boya. Şimdi ver. Ben yatay boya. Bir şeyle de boyayabilirsin. Bunu da yapabilirsin. Çok bastırma anneciğim. Çok bastırma. Neden? Çok bastırırsan kalemin şey izleri çıkıyor. Bundan dolayı. Böyle o mi? O da hiç boyamıyor gibi. Böyle mi? Hani yatay boyuyorsun ya, öyle yap. Öyle güzel boyuyor. Pembe gibi gözüktü. Evet, sen pembeyi seversin zaten. Sen de çık. Şimdi? Şimdi? Arkadaşlara okuyacağız. Okuyalım. Bana da okuyacak anne. Çünkü ben de okumayasını bilmiyorum. Evet. Ne yazabiliyorum, ne okuyabiliyorum. Üzgün kedinin hikayesi. Bir kedi varmış. O kediyi hiç kimse sevmiyormuş. Kedi ise herkesi çok seviyormuş. Onlarla oyunlar oynuyormuş ama arkadaşları çekip gidiyormuş. Bu kedi sokak kedisiymiş ve oyun oynarmış. Bir keresinde kimse ona yemek vermemiş ve aç kalmış. Ama sonra birisi gelip ona yemek getirmiş ve beslemiş. Sonra da eve götürmüş. Annesi eve almak istememiş. Çocuk ısrar edip "Lütfen anne, sokakta bırakamayız." demiş ve annesini ikna etmiş. Kedi evde bakılmaya başlayınca daha da güzelleşmiş. Artık herkes onunla oyun oynuyormuş. Bu kedinin doğum günü gelmiş. Bütün herkesi davet etmiş. Kediyi sahiplenen kız da arkadaşlarını bu doğum gününe davet etmiş. Pasta kesmişler. Kediye hediyeler vermişler. Kedi de kendisini sahiplenen kıza çok teşekkür etmiş. Arkadaşlarına da teşekkür edip herkesin kendisi gibi şanslı olmadığını söylemiş. Onun için herkese iyi davranmalıyız demiş. Çocuklar, siz de tüm canlılara iyi davranmalı, duyarlı olmalısınız. Ben de bu arada dinledim. Evet. Hikaye yazarı Hatice Kübra Karakurt. Resimleyen Hatice Kübra Karakurt. Arkasını da mutlu son diye bitirdik. İşte bizim kitabımız. Bu kadar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda buluşmak üzere.